Yani 90 liradan işte 160 oldu, 170 oldu, 190 oldu, 200 oldu. Yani dolara baz alırsan, şimdi bakırın eğer doların bu zamanını baz alırsak, bakırın bugün 120-125 olması lazım ama 165-170'ler seviyesinde. Demek çok düşüş olmamış. Onun için biz devamlı şunu anlatırız. Bakın, bir şeyde 10 lira mı 20 lira olsun istikrar olsun. İstikrar olmadığı için bizim mesela işlerimizde düşüş oldu. Ya sattığımız yerine koyamadık, korkumuzdan mal satamadık. Yani onun için buraları konuşalım. Bu yoksa bakır olarak baktığın zaman bütün piyasa böyle oldu. Yani bu oturur, oturmaz diye bir şey yok. Ama istikrarı sağlarsak oturur. Piyasaya mesela sen gelmişsin 20 liraya bardak almışsın 35 lira demişik. Alışamamışsın. Mesela 200 liraya çaydanlık demişik 400 lira olmuş, 300 lira olmuş. Yani burada tabii insanlar buna alışır. Alışır da alışana kadar tekrar bu şeyler zamlar şey yaptı. Bizi zaten sıkıntıya sokan bu oldu. Onun için esnaf bayağı bir sıkıntıya girdi. Ürün temini zor tabi adam 9, bir ton bakırın 90 mı ne diyordu şimdi 170 mi ne diyor. Kolay mı? Ya sen 10 tane mal alacağına 5'e düşürdün. Yani 100 tane mal üreteceğine 50'ye düşürdün.